Ve Cenab-ı Allah'ın, bak yemin ediyorum, hiç şakası yok arkadaşlar. Bakın yani, ya o kılmıyordu namaz, ya o zina yapıyordu, ya o içki içiyordu diye bak böyle kendimizi kandırmayalım. Biz de günah görüyoruz, girmiyoruz mu? Cenab-ı Allah bizi günaha girecek kıvamda yaratmış, anladınız mı? Yani biz günaha girecek kıvamda yaratılmışız. Eğer diyor siz günah girmeseydiniz diyor, ben başka bir kavim getirdim onları. Yani günahtaki amaç ne? Günah girdiğin zaman Allah'a daha çok yaklaşıyorsun. Tövbe ediyorsun. Tövbe istiğfar ediyorsun. Samimi oluyorsun Allah'la. Anladınız mı? Yani bunlar hep kadere ilahi. Kader perspektifinden baktığınız zaman şimdi bak, internet şeytan, bak arkadaşlar lütfen biraz kafanızı çalıştırın ya. Şimdi internet şeytan işi olur mu? Niye şeytan işi olsun ya? Şeytanın sebebi olur anca, sebebi. Şimdi beni dinlersen burada, sen de böyle dini sohbet yaparsak bu şeytan burada olur mu? Olmaz. Ama sen şimdi orada gidersen kadın orada kendini tatmin ederken onu söyledersen, o zaman şeytanın yoluna girmiş olursun. Anladın mı? Yani sebep. Orada sebep vermeyeceksin işte şeytana. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Şeytana sebep vermemeye çalışıyoruz. Anladın mı? Olay bu kadar basit yani. Şeytan işi. Tabi. Şimdi biz seninle böyle bu sohbeti muhabbeti yapıyoruz burada, değil mi? Dini sohbet yapıyoruz. Cenab-ı Allah'ı anıyoruz. E şimdi bu şeytan sebep bulamaz bundan. Ama şimdi orada kadın kendini tatmin ederken onu söyledersen, şeytan orada gelir sana sebep buldu çünkü. Anladın mı? Olay bu kadar basit yani. İnternet niye şeytan işi olsun? İnterneti iyi kullandığın zaman bütün insan, mesela dünyadaki 8,5 milyar insana aynı anda ulaşabiliyorsun. Muazzam bir şey bu. Mantıklı şeylerle bunu anlatsan, yani iyi yollarda kullanılsa internet muazzam bir şey. Ama açıp da porno film izlersen veya da orada gıybet edersen, birisine tuzak kurarsan, değil mi? Veya da işte Fransa'daki bombalama olaylarında gizli gizli mesaj atarsan oyunların içinden, sebep yaparsın yani şeytan, anlıyor musun? Arkadaşlar, bakın Cenab-ı Allah insanlara, ben menzile gittim kardeşim, iki kere gittim menzile. Oradaki mübarekten de şey aldık, tövbe aldık. Hatmemizi de yaptık orada. Bayağı oldu. Yani gittik oraya. Sofilik de var. Ondan sonra işte Risale-i Nurlar'la tanıştık. Risale-i Nurlar'ı okuduk. Şimdi hepsinin ayrı ayrı derecesi var arkadaşlar. Oraya gidilmesi gerekiyor, ziyaret edilmesi gerekiyor ama bu zamanda yani Risale-i Nurlar çok değerli. Neden değerli? Ateistin çünkü o zaman gırtlağını sıkıyorsun, anladın mı? Neyle sıkıyorsun? Elden değil. İlimle sıkıyorsun. Çökertiyorsun. Anladın mı? Allah ilim veriyor. Rabbi gul zidni ilme. Allah diyor ki dileyin diyor size ilim vereyim diyor. Ben en çok ilmi istedim Allah'tan. Zenginlik de istedik de ama ilim daha bir iştahlı istiyordum ben. Çünkü Allah'ı tanımak istiyordum. Allah'ı tanımak istiyordum. Cenab-ı Allah da bana kendini tanıttı arkadaşlar. Anladın mı? İlimle tanıttı yani. Allah'ı bulmak çok kolay oluyor. İlimle Cenab-ı Allah'ı bulursunuz yani. Bence defol bir git ya. Senin bir sorun var mı? Bence defol git ya diyen. Bence. Sofi tütün Adıyaman mı? Yok kardeşim, tütün şey ya. Buradaki tütüncülerden alıyorum valla, bilmiyorum. Saatimiz kaç oldu? Lan Deccal, aramızda mısın? Deccal, aramızda mısın? Şimdi arkadaşlar, bu şimdi inanın bana, şimdi bazen bizim sohbetlerimize Deccal da geliyor. Yani bu Deccal o bazı şeycekiler gibi, mesela hani diyor ya Gart'tan çıkacak diye. Okyanusun öbür tarafından çıkacak diyor ya. Yani bu bir canavar çıkmayacak arkadaşlar, anlıyor musunuz? Yani şimdi Müslümanların beynini o kadar yıkamışlar ki, o kadar Müslümanları aptallaştırmışlar ki, Müslümanlar bir yaratık bekliyor, canavar bekliyor. Aslında benim bahsettiğim adam canavardan beter bir şey de, şu anda İslam aleminin bütün içinde bulunduğu bütün İslam aleminin sorumlusu. Anladınız mı? Yani bu Arap Baharı'nı çıkaran, bu işte Orta Doğu'daki bu karışıklığı çıkaran, İslamiyet'in üzerinde muazzam oyunlar oynayan, cirit atan bir adam yani bu.
Ya her insan olmaz. Benim bir tane favorim var. Şimdi bak oradaki birisi diyor ki 31 çekmek günah mıdır hocam diyor. Şimdi 31 çekmek mastürbasyon yapıyorsun kardeşim. Mastürbasyon nedir yani? Hayal. Bak sana Cenab-ı Allah hayal vermiş değil mi? Sen şimdi bu hayal gücünü kullanarak çok güzel şeyler yapabilirsin. Ama sen şimdi bu hayal gücünde bir kadını düşünürsen, bir kadını obje olarak düşünürsen, tatmin olursan saçma sapan bir şey yaparsın. O Cenab-ı Allah sana muazzam bir yetenek vermiş. Hayal gücü değil mi? Hayallen böyle gözünü kapatıyorsun bir deniz kıyısında oluyorsun. Hayallen bir göz kapatıyorsun. Mesela namaz kılarken ben mesela kendimi Kabe'de hissediyorum. Peygamber Efendimiz namaz kılıyor mesela ben arkasında öyle güzel hayaller kursanız da bak hayal çok güzel bir şey. Tabi zinaya yaklaşmayın diyor kardeşim. Yapmayacaksın. Uykuda sen bak 31 çekme uykuda var ya uykuda rüyada mesela boşaldığın zaman onun zevki var ya daha muazzam oluyor. Ya şimdi bekar adamsınız ya böyle açık şeyleri konuşacağız. Bu din yani. Bizim İslam dini çok açık bir din arkadaşlar. Anladınız mı? Bunun ayıbı mayıbı yok yani. Bu bir ihtiyaç yani nimet yani. Cenab-ı Allah iki kadın ve erkek arasında çok muazzam bir nimet vermiş değil mi? Orgazm yani. Orgazm çok güzel bir duygu. Ama bunu kötü kullanmayacaksın yani. Mesela helal daire ne diyor? Helal daire keyfe kafidir diyor bak Üstad Bediüzzaman. Allah ondan razı olsun. Yani keyfe yani helal daire. Mesela evdeki mesela eşinle ilişkiye girdiğin zaman şimdi sen mesela o doruk noktası ne? Boşalma anı değil mi? Boşalma anında ne oluyor? İnsan orgazm oluyor. E sen bunu evdeki eşinle de yapıyorsun. O tadı zevki alıyorsun. Ama dışarıda yaptığın zaman ne oluyor? O şeytan sebep veriyor sana ama aynı tadı alıyorsun anladın mı? Yani helal dairesi her zaman keyfe kafidir. Helal dairesi. Hem günaha girmiyorsun. Şimdi erkeklere yedi huri diye bir şey yok kardeşim anlıyor musun? Ben sana ne dedim? Cenab-ı Allah şu tohumun içinden sonsuza dek karpuz çıkarıyor. Anladın mı? Yani sen iste yeter ki Allah'tan. Sana orada kaç tane huri verirse verir Allah. Sayı yok. Allah sonsuz veriyor. Sonsuz. Allah hesapsız veriyor. Anladın mı? Anladın mı? Yani 7 tane huri verecek, 10 tane hurici verecek. Kadına da zaten orada tatmin olacaksınız kardeşim. Anlıyor musun? Yani şimdi bak Cenab-ı Allah bizi yaratmış. Anladın mı? Bizi öyle programlamış ki Cenab-ı Allah. Ancak biz Cenab-ı Allah'ı gördüğümüz zaman artık başka bir şey görmek istemiyoruz. Anladın mı? Artık onun o cemalinin güzelliğinden o kadar haz alacağız ki, o kadar haz alacağız ki. Yani şimdi cennette hurileri bile düşünmeyeceksin o zaman. Anladın mı? O da olacak. Tabii ki olacak. Ama düşün yani öyle bir haz alacaksın ki, öyle bir keyif alacaksın ki Allah'ı görmekten. Yani artık sana cennet bile sana boş gelecek. Allah bizi öyle programlamış. Bütün kainatı organize eden, düzenleyen ve yoktan var eden muazzam korkunç bir kudret. Muazzam bir güç. Muazzam bir güç. Öyle bizi programlamış ki. Kanıtlıyım. Nayı kanıtlıyım. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi Cenab-ı Allah'ın varlığını fiziki olarak kanıtlayamayız. Zaten fiziki olarak kanıtlasaydık eğer Cenab-ı Allah'ın varlığını zaten o zaman imtihan yani bu dünyada gelip de imtihan olmamızın bir anlamı kalmazdı. Niye bunu anlamıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ya fiziko ama fiziki kanadından çok akıl yeteneğinle onu bulmak o kadar kolay ki. Ya bir kere bana baksanız da bakın ben bir et kemikim bak. Bana o gözle bakın. Yani beni etten kemikten yaratmış ve bana hareket kabiliyeti vermiş. Bakın yani bu eti kemiği hareket ettirebilen muazzam güçten bahsediyoruz ya. Ses bakın şu etin içinden ses çıkarıyor. Bu ses görünmüyor. Yani bu muazzam bir güç bu. Haksız mıyım yani? Cenab-ı Allah'ı bulmak isteyen. Yani Kur'an-ı Kerim kardeşim tembelim o konuda. Çok tembelim. Osmanlıca da öğrenmeye çalışıyorum. 8 seneden belli de Osmanlıca öğrenemedim. Çok hoşuma gidiyor okuması. Öyle ilkokul 2'ye giden çocuk gibi okuyorum aynen. Ama mesela Osmanlıcadan okuduğum zaman Risale-i Nur'ları yemin ediyorum var ya beyin zehir gibi oluyor ya. Bulutlara bak, bak mesela havaya kaldırıyorum aklım hemen şey geliyor. Karpuz tanesinden diyorum o karpuzdan diyorum çekirdek kesiyorum diyorum uzay boşluğunu atsak diyorum. Çok uzun bir zamandan dolar diyorum ama diyorum o uzay boşluğu
karpuzlarla. Sonra o karpuzları diyorum Cenab-ı Allah gene tekrar diyorum bu bir tek noktadan çıkarıyor ve tekrar burayı iade eder. Yani o kadar büyük bir alanı tek bir noktaya götürebiliyor. Bak insanın beyni zehir gibi ediyor, anladın mı? Zehir zemberek oluyorsun. Şimdi güzel kardeşim. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Şimdi bu Philips'ta bir sürü odacıklar var. Odalarda rezillikler de var. Samimi sohbet eden insanlar da var. Şimdi en azından Ramazan geldi. Biraz daha edepli olsun bu arkadaşlar. Yani Ramazan geldi. Ramazan'da edepli olsunlar inşallah. Şu Ramazan Allah'ın rahmet ayı. Ramazan mübarek bir Ramazan. Yani elimizden geldiği kadar en cüzi günah girelim. Yani saygımız olsun en azından Ramazan'a. O arkadaşları da uyaralım. Biz de biraz kendimizi kontrol edelim arkadaşlar. Yani Ramazan'ın mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Şimdi bak kardeşim karpuza takılma. Sen eğer bu yayını baştan izleseydin benim anlatmak istediğimi anlardın. Şimdi sen karpuza takıldın. Yine karpuzu senin kafaya sen takmıyorsun. Şeytan takıyor senin kafaya. Çünkü kendini kontrol edemiyorsun. Şeytan seni esir almış. Seni dalga geçirmeye çalışıyor. Anladın mı? Aslında sen konuşmuyorsun. Şeytan seni otopilota bağlamış. O sana söylüyor, sen bana söylüyorsun. Benle şeytan kafa bulmaya çalışıyor. Aslında o sen değilsin yani. Onun için diyorum otopilotu şeytana vermeyin arkadaşlar. Otopilotu şeytana verdiniz mi? Orada alırsın eline, affedersin şeyini, açarsın bir kamera, mastürbasyon yaparsın. Yani öyle rezillikler yaptırıyor şeytan adama. Mesela travestiler bile mesela. Şimdi travesti tam buluğ çağında öyle bir vesvese veriyor, öyle bir şok etkisi veriyor ki bu travestilerin çoğuna. Kadınları bırakıp erkeklerden hoşlandırıyor mesela. O da şeytanın oyunu. Yani dediğim gibi arkadaşlar eğer samimi olursanız bakın samimi olursanız Cenab-ı Allah size ilim verir. Rabbi kul zidni ilme deyin yani. İlim isteyin ya. İlim isteyin. Yani şimdi mesela bak mesela şeytan benim o kadar şimdi bak ne kadar ilmin yükselirse şeytanın da vesvesesi o kadar profesyonelleşiyor. Şimdi bana bazen öyle bir vesvese veriyor. Ben zannediyorum kendi düşüncem benim. Yani benim nefsimi terbiye ediyor resmen. Yani o kadar profesyonelleşiyor artık şeytan vesvese konusunda. Bazen kendi düşüncem zannediyorum sonra hemen uyanıyor. Ayıkıyorum hemen diyorum. Ulan diyorum şeytan diyorum. Bizim de ayağımızı kaydıracaksın ha. Şimdi bak güzel kardeşim. Benim yayınlarımı dinlediğin zaman bak ben sana ne diyorum bak. Ehli tarikatın 40 yılda aldığı bak 40 yılda aldığı mesafeyi sen şurada 3-4 saatte alırsın. Elhamdülillah. Bu da Risale-i Nurların sayesinde anladın mı? Heh. Onun için yani soru sorduğun zaman bile bak ben diyorum ki sana otopilotu şeytana verme. Otopilotu şeytana verip bana şeytana soru sordurturma. Kendi bir ilk önce kafanda bir ayırt et. Kafanda bir ayırt et de ki şeytan mıyım ben acaba? Şeytan mı beni konuşturuyor yoksa ben kendi öz fikrimi mi soruyor? O kendi öz fikrini sor. Beni şeytanla muhatap etmeyen anlıyor musun? Ne diyor kardeşim Allah ayette? Ne diyor kardeşim? Şimdi tarikatçı mısın? Tarikatçı mısın diyorsun. Bak da tarikatın ne olduğunu bilmiyorsun. Güzel kardeşim bak. Bir kere bak tarikat yol demek anlıyor musun? Yolcu muyum ben? Yolcuyum Allah yoluna gidiyorum. Hepimiz gibi. Yani hepimiz gibi biz de Allah'ın yoluna gidiyoruz. Tarikat bir yoldur ama bize tarikatı öyle bir lanse etmişler ki sanki tarikatçılık küfür gibi bir şey yani anlıyor musun? Şimdi mesela ehli dünya. Dünya hayatı yaşayan insanlara tarikat dedim adam bilmiyor. Bomba zannediyor tarikatı. Bomba gibi bir şey zannediyor. Şimdi tarikatçılık. Şimdi Cenab-ı Allah bak onu da anlatayım kapatalım. Şimdi arkadaşlar Cenab-ı Allah her asırda bir müceddit göndermiş anlıyor musunuz? Müceddit nedir? Allah dostudur. Yani Cenab-ı Allah her asırda bir Allah dostu göndermiş. Mesela Abdülkadir Ceylani, Kıssiye Sur radıyallahu anh, Nakşibendi Hazretleri Kıssiye Sur radıyallahu anh, ondan sonra Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli, Akşemseddin, değil mi? Akşemseddin mesela Fatih Sultan gibi, Mehmet gibi bir adam yetiştiriyor. Düşünün. Ondan sonra yani Allah her asırda bir müceddit göndermiş. Allah